Hırsız değirmenci. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir. Değirmenci varmış. Bu değirmenciye buğday getiren herkes onu hırsızlığı ile tanırmış. Ama gidecekleri başka değirmen olmadığı için mecburen bu değirmenciye gelirlermiş. Yine bir gün iki adam buğdaylarını alarak bu değirmencinin yanına gitmişler. Değirmenci adamların buğdaylarını öğütmeye başlamış. Gece olmuş, daha buğday bitmemiş. Değirmencinin de adamların da uykusu gelmiş. Değirmenci adamların yatmasını bekliyormuş ki buğdayın bir kısmını çalsın. Adamlar da buğdaylarımızı çalmasın diye önce değirmencinin uyumasını bekliyormuş. Neyse, birbirlerini beklerken adamlar uyuyakalmış. Adamların uyuduğunu gören değirmenci hemen adamların buğdayından bir ölçek çalmış. Sonra rahatça uykuya dalmış. Sabah olunca adamlar değirmenciden daha önce kalkmışlar. Buğdaylarına bakınca eksik olduğunu anlamışlar. Onlar da değirmencinin buğdayından iki ölçek almışlar. Değirmenci kalktığında buğdayını eksik görmüş. Adamların buğdayının da şimdiye kadar çoktan bitmiş olması gerektiğini düşünerek olanları anlam verememiş. Sonra adamlarla değirmenci sohbet etmeye başlamış. Adamlar değirmenciyi düşünceli görünce adamlardan biri anlatmaya başlamış. Değirmenci kardeş, rüyamda senin dedenle benim dedemi gördüm. Senin deden değirmenciymiş, benim dedem de senin dedenin değirmenine buğday götürmüş. Dedem benim dedemi uyunca buğdaydan bir ölçek çalmış. Tabii dedem anlamış. Dedem de deden uyunca onun ekininden iki ölçek çalmış demiş. Değirmenci adamın ne demek istediğini anlamış ama hiçbir şey diyememiş.